Evet arkadaşlar, 5 seviyeli kaskat, H-köprü tabanlı kaskat çok seviyeli inverterin simülasyonu yapacağız. Ben yeni bir simülasyon yapmak yerine bu 3 seviyeli yapıyı değiştirmek istiyorum. 3 seviyeli, tri level'dı bu. Bunu değişmek istiyorum. Şöyle 3 seviyeli yapmıştık. Bunu değişmek istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine değişiklik yapacağım. Şu kısımlar aynı kalacak. Şimdi şunu önce bir farklı kaydedelim. Farklı kaydedelim arkadaşlar. Save as olacak. Şu kaskadı şunu 5 level yapıyorum. Kaskat şöyle isterseniz alt tire olsun. 5 level. 5 level, 5 level yapı yapacağız. H köprü tabanlı. Bunu kaydediyorum. Farklı kaydettim arkadaşlar. Bunu farklı kaydettim. Yani isterseniz bir kontrol edelim. Save as. Evet, şurada duruyor. 3 level, 5 level diye duruyor arkadaşlar. Evet, şurada görüyorum. Şimdi arkadaşlar, şunları içinde değişiklik yapacağım. Şimdi öncelikle şu H köprüden bir tane daha almam gerekiyor. Doğru mu? Şu H köprüden bir tane daha alacağım. Şunun da ismi şöyle şey yapalım. Seçtim. Evet. Arkadaşlar bakın kendisi otomatikman değiştirdi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, işte 6, 6, 7, şey 8. Arkadaşlar şunlar da ona göre değişelim. Mesela bakın şu SA, SA 5 olacak. 7 olsun. SA 7. Şu 6 karıştırmamamız lazım. Evet. Şimdi şurası da 8 arkadaşlar. 5, 7, 6 ve 8 arkadaşlar. Şimdi bunlar için de şey oluşturmamız gerekiyor. Aynı şeyi. Tamam. Şimdi bunun için hatırlarsanız biz şey oluşturmuştuk zaten. Apo dağılım, Apo şey, şu 4 tane şeyi oluşturmuştuk hatırlarsanız şöyle. Bunları da yerine yazalım. Bunları da yerine yazalım. Biz şu C2, C3'ü oluşturmuştuk arkadaşlar. C1 ve C4'ü oluşturalım. C2, C3'ün simetrisi, C4 de C1'in simetrisi. Evet. Arkadaşlar şunları kesiyorum şu an. Yani şunları kesiyorum şu an. Şu an arkadaşlar şu C3 oldu. Şu C3. Pardon. Biraz büyütelim isterseniz. Şu C3. Şu da C2 oldu. C2. Evet. Biraz büyütelim, görelim. Bakın böyle. Videomuzu açalım. C2 1 05 005 1. Doğru mu? Okey. C3 C3. Bunun x serisi eksi 1 eksi 05 0 eksi 05 eksi 1. Okey. Bu da tamam. Şimdi neyi oluşturacağız arkadaşlar? C1 olacak. C1. Evet şu C1 oldu. C1'i tıklıyorum arkadaşlar. Ne olacakmış? 1, 1,5, 1, 1,5. Şurası 2 olacak. 2. Şurası 2. Değil mi? 1,5. Yani şunu yapıyoruz. 1, 1,5, 2. 1,5, 2. Tabi bu apo dağılım yapıyorum. Diğer dağılımlar da yapabilirsiniz. Ve tekrar 1'e geri döndü. 1, 1,5, 2. Şunları biraz açabilirsiniz daha rahat görmek istiyorsanız. Hani yanlış yapmaz. Tamam. Okey. Şu da bunun eksiyle çarpılmış. Bakın C4 bunun eksiyle çarpılımı. Eksiyle. Şunu aldım. Buraya geldim. Bu C4 oldu. Şuradakilerin önüne eksi yazıyorum arkadaşlar. Şöyle eksi oldu. Eksi 1. Eksi 1,5. Eksi 2 var mı? Evet. Eksi 2 de var. Eksi 1,5. Eksi 1. Evet.
Bunlar önceden yazmıştık. Okey diyorum. Bakın buraya geldi zaten. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım peki. Şu an nasıl olacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hemen bakın şu sıfırın üzerindeki C2 carrier 2, tamam mı? Bununla bununla üçgeni karşılaştırdığımızda şeye uygulanması lazım. Yani hemen şu iki bacağı uygulanması lazım. A1, A2. Tamam. Şöyle yapalım. Bakın. C2 öyle olacak. Sonra şeyin yeri değişecek. Şunu siliyorum. Cut. Paste. Cut. Paste yapıyorum. Copy paste. Cut paste yaptım. Arkadaşlar C1 ile şu C1 ile sinüsü karşılaştırdığımda C1'i karşılaştırdığımda bunu şuraya uygulamam lazım. Şuraya uygulamam lazım. Ama önce sırası S4 sonra S3 arkadaşlar. Tamam. C1 sinüs karşılaştırma şu bacağı. Tamam. Mesela aşağıda da C4'ü yapacağız oraya. Değil mi? Bakın en üstteki ve en alttaki. C1 şuraya C4 bu buradaki aynı o hizaya. Tamam. Bu şuradaki de C2 olacak arkadaşlar. C2 olacak. Şurayı biraz yanaştırabilirim. Şimdi burayı çoğaltacağım. Bir daha çoğaltacağım. Tamam. Yani şunları silip bir daha düzeltebilirim. Bütün sinüsler aynı. İstiyorsanız sinüsün rengini değiştirelim mesela. Diyelim ki formattan. Bu kez şunu değiştireceğiz arkadaşlar. Dışını mesela diyelim ki light blue olsun, bakın böyle işte bunlar hepsi light blue değil de biraz daha koyu bir blue olsun. Red olabilir. Bakın bu kırmızı geldiği belli olsun. Yanlış gelmesin. Arkadaşlar şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Şu C3 olacak. C3 olacak. Yine şuradaki SA5, SA6. SA5 ve SA6. Tamam. Şurası da SA8. SA8. SA ne olacaktı? SA8. Yani burası da SA7. Değil mi? Evet. Evet. Bakalım. Bakın 1 bacak 1 şu ikisine 4 şöyle alalım. 1 şu ikisine 4 şu ikisine şu bu ikisine hemen bunun yanındaki ise bu ikisine olacak şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şeyi söyleyeyim bu arada. H köprü simülasyonunu açarsak arkadaşlar. Evet. Neyse. Şuradan esinlenerek yapalım. Neyse bu kalsın. Arkadaşlar ben şunu yukarı alacağım. Şöyle yapalım. Yani şunların yerini değiştirmek istiyorum. Ya yani bu benim tercihim, yoksa bir zorunluluk değil, onu söyleyeyim. Şu en burada olacak. Şu
R burada olacak arkadaşlar. Tamam. İkisi de right olacak. Bu da right. Bu da right. Şu an için right. Tamam. Şunu da siliyorum. Evet. Bunu buraya aldım. Hatırladım. Şeyi yapıyorum. Yani denemek lazım. Diğer şekilde çalışır. Bir sıkıntı olmaması lazım. Şu an arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunları tek tek Ctrl G ile şey aldım. Ctrl G. Tamam. Şöyle. Şöyle H köprüleri görelim. Seçtim. Ctrl G. Ctrl G. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şurası da şu R olacak. Şu right ve şu N arkadaşlar. Tamam. Right 5'e 6, 7, 8. Evet. Şimdi şunu da büyütüyorum. Şöyle büyütelim. Şimdi şu R, bu N. Tamam. Arkadaşlar şunu dışarıya alacağım. Şöyle bir şunları kopyalayayım aslında. Evet. Arkadaşlar şu R'yi şuraya aldım. Şu R ile N'i birbirine bağladım. Şu N'i buraya aldım. Tamam. Şöyle bakalım. Yani dikkat ederseniz bakın şurada R birinci bacak dışarıya, N buraya, değil mi? Sonra buradaki R ile gelip birleşiyor. Bu N de aşağıya geliyor. Doğru mu? N ile R'yi birleştirdim. Bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar şuralar global olduğu için buranın içerisine alır. Yoksa almazdı yani. Onu söyleyeyim. Yoksa almazdı. Evet. Şöyle bakalım tekrar. Böyle. Benzer şekilleri şey için de yapalım arkadaşlar. Diğerleri için de yapalım. Diğerleri için de yapalım. Tamam. Diğerleri için de yapalım. Şimdi pardon, şu bu kez bu nötr yine arkada olacak. Left olacak, evet. Tamam. Bakın yine aynı. Şöyle. Değişen bir şey yok yani. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar benzer şekilde şunu da buraya çoğaltacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım tek tek. Aynı şekil. Evet. Şu S olacak. S. Değil mi? Şurası B. B'ler olacak. B. Arkadaşlar bunları değişmeyi unutmayalım. Evet, şunları değişiyorum. B. 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 B olarak
Exchange yapıyoruz. Exchange. Evet. Şimdi B4, B3, B1, B2, B5, B6, B7, B8 kaydediyorum. Arkadaşlar şurayı eksi 2 pi bölü 3 yapacağım. Eksi 2 çarpı pi bölü 3. Doğru mu? Bir de bunların içerisini değişeceğim. Şunların için değişeceğim. İşte şu B olacak. B. B. Şu B. Şu B. Önce şunları değişmek lazım. B. Şuradan bak bulabilirsiniz aslında. Tamam mı? SB kaç olacaktı bu? Karıştırmayalım işte böyle. En iyisi elle değiştirmek. Tamam, SB şunlar B. Şu B arkadaşlar. Şu S olacak. Yani veya B de diyebilirsiniz. SB1, SB3, SB2, SB4, SN. Bunu kaydettim. Geldim şuraya arkadaşlar. Şu S olacak. Şunları bir kere değişelim. B. B arkadaşlar. B. Evet. B. B. Şu B. Ve şu B arkadaşlar. 5, 6, 7, 8 ve şurada da S arkadaşlar. Şunu kaydettim. S. Şunu eksi 2 pi bölü 3 olarak değiştik. Tamam. Bu da sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şunu kopyalıyoruz. Evet. Şuradan başlıyorum. Eksi 4 pi bölü 3. Eksi 4 pi bölü 3. Tamam. Kaydediyorum bunları. Şu C. SC4. Şu C arkadaşlar. Şunları değişmek lazım. Evet, bunları ve tab çok kötüyken bile yapmıştık şeydeyken. Evet. SC6 arkadaşlar. Tamam. 5-6 SC Evet. SC 1 2 3 4 5 6 8 7 evet. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Bunu kaydediyorum. Evet. Bunu kaydediyorum. Evet bakalım. Şimdi şunlar C olacak, doğru mu? Bunları değişelim. C. Öncelikle şunları bir hızlı şekilde değişelim. C. Ve şu C arkadaşlar. Şu C olacak. Pardon. Evet.
C3. Evet. SC1, SC2, SC3, SC4. Kaydediyorum. Ya şunlara bakalım arkadaşlar. Şunlara bakalım. SC5. SC7 arkadaşlar. Evet, bu arada internetten başka bir şey düzeltiyorum. O yüzden biraz yavaşlıyoruz. Pardon. Video ayarları yapıyorum. Evet, yanlışlıkla şeyi siliyoruz. SC5. Evet, şunları unutmayalım. SC6. SC8. SC8 arkadaşlar. Şu kısmını da değişelim. Umarım bir hata yapmamışızdır. Ben videoda hem YouTube'a bakıyorum hem şey. Şimdi arkadaşlar. SC5, SC6, SC8, SC7. Bunu kaydettim. Evet. Şu an baktığımda şu an çalışacak olması gerekiyor. Evet. Yalnız burada modülasyon indeksini ne yapmamız lazım? 2 kat arttırmamız lazım. Çünkü 2'ye göre biz üçgenlerimizi, şeylerimizi yaptık. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu da kaydedelim. Farklı. Save as. Cascade 5 level. Cascade 5 level. Aslında bunlar parametre. Parametre diyelim. Parametre. Şunu da aslında değişmek lazım da neyse. Değişiriz. Tamam. Cascade ve şunu da istiyorsanız böyle yapalım. Evet. Şurada arkadaşlar EMA 1.8 olacak. Bunun iki katı çünkü. Onu derste iki videoda nasıl olduğunu söylemiştim. Modülasyon indeksinin 0.9 olması için şey aslında bu sürüsünün tepe değeri 1.8, pardon. Yani aslında burada şeyin tepe değeri yani EMA modülasyon şeye eşit, sürüsü tepe değerine eşit, o yüzden ona şey yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırdım. Şu an bir bakalım. Evet, şu an 5 ve 9 seviyeli bir gerilim görmemiz lazım. Faz gerilim 5 seviyeli ve 5 hatlar arası gerilim 9 seviyeli. Gerçekten öyle mi? Evet, gerçekten öyle. 0, E, 2E. Yani E ile 2E'nin negatifleri de var. 4, bir de 0, 5. Burada ise, şöyle biraz büyütelim istiyorsanız. Arkadaşlar şurada ise, bakın 0 var. Şurada 100 var. 200, 300, 400. Yani E, 2E, 3E, 4E var. Bir de bunların negatifi 8, bir de 0, 9 arkadaşlar. Ve akım daha düzgün arkadaşlar. Ve anahtaran frekansı da gayet düşük. 1050 Hz. 1050 Hz. Doğru mu? Yani şöyle bir 5 kHz falan yapsanız uçar bu yani. Mesela diyelim ki bir 2500 yapalım. 2500 bölü 50 ne yapar? Tam çip katı oluyor ama şöyle bir çalıştırma açısından görelim en azından. 5 kHz yapsak daha iyi olacak. Yani akım belki ip gibi olacak yani bu durumda. Evet. Yani şu durumda bile 2,5 kHz'de bile gayet güzel. Yani 5 2 seviyeli inverterdeki 5 kHz'de alacağınız gerilim mi aldınız yani. Gerçekten akım gayet güzel yani. Şimdi bakalım. Gerçekten mesela 2E çarpı modülasyon indeksi çıkması lazım. Bir bakalım gerçekten o kadar mı çıkıyor? Yani E'miz 100, 100 müydü? Evet. 200 çarpı 0.9 bir 180 falan mı çıkması lazım? Bakalım. FFT analizlerine bakalım daha doğrusu. Evet.
Evet, FF bunu bir kaydedelim arkadaşlar. Kapanırsa falan diye. Evet. Arkadaşlar FF analizlerine bakalım. Evet, VA'mız bu. Yine evet 004 olsun. Ne bileyim 3-2 periyot olsun. Sensiz birisiniz. Evet, şu display yapalım. Evet, 180 volt. EMA'mız 0,9. Arkadaşlar şey aldanmayın. Oradaki 1,8 sinüsün tepe değeri. Çünkü üçgenleri şey yaptık. Yani niye o zaman modülasyon indeksini değiştirdik? Modülasyon indeksi direkt şey belirliyor. Sinüsün tepe değerine eşit çünkü. Yani üçgen değeri sabit olduğu için sinüsün tepe değeri direkt EMA'ya eşit. EMA eşittir, değil mi? Dolayısıyla ha modülasyon indeksini değişmişsin. Ha şey EMA çarpı VDC arkadaşlar. Doğru mu? VDC yani 1,8 çarpı 100, 180 volt olması lazım. Yani ideal, en ideal durumda bu. Yani bunu nasıl düzeltiyorduk? Şöyle gösterelim tekrar. Evet. Tabii şurada şunu kapatıp şu F şeyi window'u görelim arkadaşlar. Veya istiyorsanız daha farklı bir sürede de yapabiliriz. Mesela diyelim ki işte 1 saniye çalışsın. 1 saniye çalışsın. Hani daha uzun bir sürede yapalım. Yani bu arada şunu da hani 180 volt bölü 180 volt bölü şey çalıştırırsan 5,53 falan mı? Öyle bir şeyler olması lazım. Şöyle bir çalıştıralım. Şöyle bir bakalım. 5,53'lerde falan bir şey olması lazım. Gerçekten bakın harika oldu yani. Şöyle bir zoom da yapabilirim hani görün diye. Evet yani şu 5,53'lerde falan gerçekten öyle bir şey yani. Evet 5 nokta yani 53 falan doğru. Yani aşağı yukarı öyle. Gayet güzel arkadaşlar. Ve sinüslere bakın ip gibi yani. Gerçekten multilevel inverter işte yapabilirseniz pratiğini işte böyle gayet güzel yani. Zaten akıma şimdi bir tarihçesine baktığımızda göreceğiz bunu. Evet bir çalıştırdık değil mi? Bir daha çalıştıralım. O şeyi değiştirmiş olabilirim. Hızlı çalıştırıyor zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım FF analizimize. FF analizimize bakalım. Evet, gayet uzun süre oldu. Mesela 1 değil, işte diyelim ki diyebilirsin ki ben 0,5'te göreceğim yani. Yani 0,5'ten itibaren pardon. Yani sana kalmış. FFT Window yine 3 pencere görsün. 4 alıyor mu? Onu bir denemek istiyorum. Evet 4 de alıyormuş FFT için. Tamam. Hatırlanan frekansı 2,5 kHz olduğu için 10 kHz'e kadar bir görelim 4 katı 10 kHz. Tamam. Şöyle bir FFT görsün arkadaşlar. Gayet şey yine burası değişmedi. 3 periyot, 4 periyot ne bileyim yani 4 periyot belki çok mu? Yok şu an gayet normal görünüyor. Evet, şunun ayarlarına da bakalım nasıl yapıyorduk. Evet, isterseniz öncelikle şunundan rengini değiştirelim. Sistem boş kısma tıklıyorduk. Şu şey değişsin. Şuna aynı bir şekil. Şu beyaz, şu tam lacivert olsun. Neyse artık şu yazılar bakın sinyal ve şey yazıyor. Sonra şuraya tıklıyorum. Şu pasif oldu pardon. Aktif olması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu bolt olabilir. Yani ne de yapıyorsanız artık. Ve 10 istiyorsanız 10 yapın. Yani size kalmış. Evet. 0,5'te 0 kaça kadar? O 58 mi? 0,57, 0,58'i bir görelim. Evet, tam şeymiş. Şu 200, yine bir 220'leri falan görelim, değil mi? Eksi 220'ler falan görelim. Pardon. 220. Şu eski şeyler daha güzeldi. Bu MATLAB'ın şu anki şeyleri bazen sıkıntı çıkarıyor.
tarıyor. Evet, aslında şuradan şu gridden öncelikle şu x ve y'yi görmek istiyorum. Tamam. Bunu kaldırdım arkadaşlar. Evet, 200 yani 100'ü de görüyorsunuz. Tamam, sıkıntı yok. Burada ne kaldı? Şu sinyalin üzerine tıklayıp şunu değiştiriyorduk ve alt tire A diyorduk değil mi? Küçük A olacak. Şunası volt. Volt da yazabiliyorsan yaz. Yani büyük olmazsa yaz, sıkıntı yok. Şu mesela 10 olsun. Mesela şöyle bakalım. Arkadaşlar şu niye hemen kapanıyor bazen? Evet, şu mesela yazı istiyorsan büyütebilirsin. Yani sana kalmış, bilmiyorum. Nasıl istiyorsan. Evet. Burada şeyler var. Şimdi arkadaşlar bu tamam gibi. Şunu biraz böyle aşağı çeke büyütebiliriz. Şimdi şuraya bakalım. Şunu biraz şöyle toplayabiliriz. Doğru mu? %33 3'e düştü. Bakın 5 yani şey daha %60'lardaydı. 5 seviyede %33'e düştü. Gayet iyi. Yine şu %100'ü görmek istiyorum. Grid'de miydi o? Yok, ruler'daydı gerçekten. Değil mi? Şu evet. Şu bakalım %100'ü görmeye gerek var mı? Yani 105 miydi? Evet. Şu minimumda eksi şey olsun. Eksi 3 olsun. İsterseniz önce şunların bir şeklini değiştirelim. Çünkü çok şey. Önce bir mavi olsun. Ve bir de bar width 2 olsun arkadaşlar. Bir görelim önce bir hani ne yaptığımızı. İstiyorsanız daha kalın yapabilirsiniz. Size kalmış. Şuna tıkladığımızda arkadaşlar %100'ü gördük. Doğru mu? Belki şurada da bolt yapabilirdik. Evet, bunu. Gayet küçük. Mesela diyelim ki 5 kHz yapsanız şu büyük şeyler biraz daha pardon. Şunu 5 yapsanız evet. Belki hani şeyle hani gitti ama yine biz 10.000 yapalım. 10.000 yapalım arkadaşlar. Şununla bakalım. Tekrar şu mavi olacaktı demiştik. Yani şu bar width 3 olsun. Bence çok şey gözüküyor. Evet, şu an mesela diyelim ki şey gösteriyor ama %100 görmüyorsunuz. Hani %100'ün nereye gittiğini görmüyorsunuz. %100 görünce daha bence iyi oluyor. Evet, 105. Şu alt kısmı da görüyorsun bence. Eksi 3 yapıyorum. Eksi 5 yapıyorum. Şu x kısmı eksi 500 çok bence. Şu eksi belki 200 olabilir. Bilmiyorum. Deneyip görmek lazım bazı şeyler. Evet. Ve eksi 300 olabilir. Biraz da görünsün istiyorsanız. Yani size kalmış. Tamam. Arkadaşlar burada şeyi şu kalın yapacaktık. Şu frekans, hertz. Şunlarla evet. Şöyle gayet iyi. Evet, şunu kapatıyorum. Diyelim ki işte bunu da kaydedeceksen nereye kaydedeceksin? İşte VA diyelim ki 5 diyelim. Hani 5 level mi yazdım? Lazım 5 level. Hani veya farklı bir yere kaydetmek lazım. Bilmiyorum yani. Aynı yere kaydediyorsan da kaydet. Diyelim ki işte bunu aldın. Tamam, bunu bir yere kaydetmek lazım. Bilmiyorum. Aynı bu şekilde çizmek lazım arkadaşlar. Veya işte tezinde kullanabilirsin gayet güzel. İstiyorsan şu kısmı hani kırpıp şey yapabilirsin. Hani şu kısmı görmek istemiyorsun. Bildiğin. Size kalmış. Ctrl Z ile geri alıyorum. İstediyse yani size kalmış. Veya keserken de almak lazım. Evet. VAB'ye bakalım. VAB'ye bakalım.
Evet, 180 çarpı kök 2 çıkması lazım. Hesap makinesiyle de çarpalım. 180 çarpı kök 2 şey kök 3 özür dilerim. 180 çarpı 1.732. Buna yakın 311 falan bir şey çıkması lazım. Hatlar arası gerilim. Seçtiğimiz şeye göre. VAB arkadaşlar. Şu pencereye göre alalım. Bakın sümsekaçtan benzemiş. Ve 311.876. Yani aşağı yukarı doğru. Bir kaç volt aşağı olabilir? Yani R onu arttırırsanız düşer çünkü. Değil mi? Şimdi arkadaşlar buradaki şeyle oynayalım. Buradakini de mesela alalım. Bunları bol bol şeyini yapmanız lazım ki hani şey olmasın. Sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi isterseniz şunun ayarlarını değiştireyim. Evet. Şu neredeyiz? 400'lerde miyiz? Evet. 420 falan bir şey yapacağız yani. Bir deneyelim. Görelim güzel oluyor mu? 420. Yani 420 azmış biraz. 450 falan yapacağız belki. 450 de belki çok mu büyük olacak? Yani yok ancak kurtarıyormuş. 450. Bunları böyle deneyip görmek lazım arkadaşlar. İsterseniz ilk şu gridden XYZ şeyi açıp görmek lazım. Gerçekten görünüyor mu? Mesela şu 100'ler, 300'ler eklenebilir. Ekleyebiliriz mesela. İsterseniz ekleriz. Şöyle işte şu mesela ne olacaktı? Şu kalın VAB olacaktı değil mi? Ve A alt tire şeyi unuttuk. Tire A alt tire B olacak arkadaşlar. Klavye şey değerli ayarları değişik. Dediğim gibi volt arkadaşlar pardon. Şöyle bakalım tekrar. Şurası volt olacak. İstiyorsanız bunlar 10 olabilir. Size kalmış. Ondan sonra arkadaşlar ruler'dan veya tiklerden bakın şunu yapabiliriz. Yani yüzü tabi biraz aşmak lazım buraya aslında o zaman. Şöyle biraz bunu aşağı yön tuşlarıyla aşağı kaydırıyorum arkadaşlar. Şurayı biraz açayım. Yani bu oynama yapabilirsiniz söyleyeyim. Biraz resmi daha büyütmek istiyorsanız. Şimdi ben şöyle şuna bir daha bakayım arkadaşlar. Bakın tiklerden x ha 0 önce bir limitleri ayarlayalım özür dilerim. Evet. Şu 0.58 mi olacaktı? Yani şeyi de göstersin. Evet. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar bu tikleri ayarlayalım. X diye bir şey yok. Y'deki mesela diyelim ki 50'leri ve 100, 100'ü ve 300'ü de ekleyebiliriz. Yani bir bakın isterseniz. X'teki değil Y'dekiler arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu 200 ya. Yani. Mesela 300 var. Şöyle eklersem 100 olur. Mesela bak onları da görebilirim. Ya yani istiyorsanız. Eğer görmek istemiyorsanız siz kalmış. Çok kalabalık da olmuş olabilir. Mesela diye eklediğiniz silmek istiyorsunuz. 100'ü ve 300'ü tekrar sileceğim diyebilirsiniz. Tamam mı? Yani şu şeylerin zaten hani ortalama olduğu belli yani. Size kalmış. Deneyip çıkarmak lazım. Mesela diyelim eksi 400 ise işte eksi 300'ü ekledim. İç içe oldu gibi düşünebilirsin. Ne bileyim. Bazı şeyleri denemek lazım yani. Şöyle eksi 150 değil de niye şey yaptı? 300 var. Ha pardon. Eksi 200 olsun. Şu otomatik değişmiş olması lazım. Evet. Bir de mesela diyelim ki eksi 100. Ya size kalmış artık yani işte bu şeyleri deneyip görmeniz lazım. Hani eklersem ne olur, eklemezsem ne olmaz gibi. Şu fonttan istersen mesela black'i şeyi kaldır. Hani kalanı o sadece şu yazılar kalın olabilir.
Sadece o yazı ve şu tayin. Tamam. Yani size bu bir tercih meselesi. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Şuna bakalım. Öncelikle şunun rengini değiştiriyordum ben. Şu en az böyle 2 falan olursa iyi olur. Yani bilmiyorum. Görünce şöyle 2 oldu mu orası? Olmadı sanki. Pardon. Şu 2 olacak. Yani istiyorsanız bir 3 yapın görün. Yani bilmiyorum, bunları böyle denemek lazım arkadaşlar. Tamam. Şurla oynayalım. Şu bazen kalmıyor arkadaşlar. Tamam. Şu font yine black şey olabilir. Bakın yani bilmiyorum. Yani deneyip görmek lazım. Onu söyleyeyim, böyle standart ruler'dan arkadaşlar %105 mi yapıyorduk şunu? Evet, %105. Belki bazen hani iki seviyede bunlar %100 şeyler çıkıyor. %110 harmoni çıkıyor. Yani birinci çıkmıyor da ikinci, üçüncü, üçüncü, beşinci ve hepsindeki çıkıyor. O yüzden onu göstermek lazım o zaman da. İşte neyse, şu an %100'ü geçmiyor yani en büyük şey harmoni. Bakın %28'e düştü. Hatta arası gerilim çok daha kaliteli oldu yani. Çok daha kaliteli oldu. Evet, %100 hali bu yani. Tamam. Burada başka ayar unuttuğumuz bir şey var mı? 311.8 çıktı gerçekten. Hesaplarımıza uygun. Şunu da mesela alabilirim. Diyelim ki şöyle. İsterseniz şuraları bile alabilirsiniz. Şu bir sıkıntı geldi. Bir daha alalım. Evet, şu New'den. Yani bakın şey yine geldi. O gittikten sonra alalım. İlginç bir şekilde hemen şey geliyor. Üzerine gitmeyelim, göz şeyler gözükmesin. Evet, şöyle. RFFT'yi bak tam almadıysa şey yapabilirsiniz. Hani şöyle güzel çıkmadıysa. Tamam, yani bilmiyorum. Ya bunları böyle görüp de bir şey yapmak lazım. Evet. Eğer işte ikisi bir sayfaya sığacaksa tekrar ne yapıyorduk? Formattan. Şöyle işte 4,5, 4 falan yapalım şu an için. Şunu da 4 yapalım. Yani şu an mesela sığıyor yani en azından. Size kalmış. Bakıp görmeniz lazım. Yani yan yana da koyabilirsiniz. Sığdırabilirsiniz tabii. Evet, bu şekilde şey olabilir. Arkadaşlar şey 5,53'te akıma da bakalım. Şöyle akımı da şey yapalım. IA. Evet, gayet gerçekten çok güzel yani. 5,33 küsürdü. Bakalım 5,53'müş, evet. Burada da öyle mi? 5,53 gerçekten. Yani akım gerçekten gayet böyle güzel şey çıkmış. Ne diyelim? Şimdi akım 5 olduğu için tabi bu şeyi görelim. X limitten şu 0,58'i bir türlü almadı MATLAB. Niyeyse çok garip bir şey yapıyor. Şunu bolt yapalım arkadaşlar. İsterseniz 10 yapalım. Tamam. Şu evet. Önce bir gridden isterseniz şey yapalım. Gridden şu X ve Y ızgarasını görmek istiyorum ben. Sonra evet. Şu limitleri bir değişelim arkadaşlar. Eksi 5 artı 5 değil de şöyle biraz eksi 8 artı 8 olsa nasıl olur? Yok, çok oldu. Eksi 6 şöyle veya 7 mi olsun? Bilmiyorum, bunu denemek lazım işte. Şöyle
Evet. Şöyle görebilirsiniz. Hani gözüksün istiyorsanız. İşte şunun üzerine tıklayıp hani şunun da kanalını şimdiye kadar değiştirmedik ama line weight işte diyelim ki 2 olsun diyebilirsin. 1 olsun dersin. Yani bunları denemek lazım. 1,5 olsun dersin. Bilmiyorum. Yani bunları denemek lazım. Şu isimi akım I alt tire amper değil mi? Amper olarak değiştik arkadaşlar. Evet. Ya yani 5'ten biraz fazla olduğu belli. Sonra başka ne koyabiliriz? Şöyle veya bu tikleri işte 3-6 şeklinde yapabiliriz. Size kalmış. Diyelim ki hani yani oynamak için diyorsanız şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben işte eksi 6'ya artı 6 göreceğim. 6 görmek istiyorum dersin. Sonra mesela diyelim eklersin. Eksi 3'leri de falan görürsün. Tamam. Böyle bir şey olabilir yani. Hani ne bileyim. Yani bu biraz işte tecrübe ve şey meselesi. Şu niye değişmedi anlamadım. Şu alt tire A. Amper. Değişmesini bekleyelim. Ben böyle bir şey tercih olabilir yani. Tamam. Sonra arkadaşlar şuraya bakalım. İsterseniz ilk şunu değişelim. Şu bar 3 olsun. Şu kalın lacivert olsun. Şuradaki şey neyse bu şekil olsun yine. Şu değişince neler değişiyor ben anlamadım. Onu orada bir gariplik var ama. Evet. Arkadaşlar şunu yine %100 şeyini haline getirelim. Tiklerden değil de şeyden. Ya gerçi %100 yapmaya gerek var mı bilmiyorum ya. Çok küçük olmuş. Çok küçük olmuş. Eksi 3. Şunu yine 105 yapalım o zaman. Bakın şu armaklar çok küçük çıktı yani. Yani zaten bunun %1,29 THH'de çok gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel yani. Bunu iki seviyeli inverterde yapmak için gayet bildiğiniz şey yapmanız lazım yani. Filtre koymanız lazım. O da bir sürü sıkıntı. Yani şunu %100 hali size çok önemli değilse şurayı büyütebilirsiniz. Bilmiyorum siz bilirsiniz. Gayet küçük çıktı yani. Evet. Şurayı niye istedi ben anlamadım. Şunu niye X ve Y'sini koydu oraya? Öyle bir şey ekledi ama niye ekledi bilmiyorum. Bir hata yaptım herhalde. Neyse. Eğer şu işte diyelim ki hani %20'lerde falan görmek istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz bir daha mı çizdirelim o şeyin kısmı? Evet şu kısmı bakın çok küçük ya da %07 yani. Tamam yani onu söylemek istiyorum ki yani şu 2 mi 3 mü yapmıştık? 3 de olabilirmiş. Tamam. %07 zaten yani çok şey küçük.
Şunu da %100 yaptığınızda bunlar gözükmüyor zaten normal olarak. Normal olarak gözükmüyor. İşte şunu 105 yaptım. Şu da -3 yine normal gibi. Şu x'i kaydırabilirim. -500 değil de -300'ler falan yapabilirim. 100.0 yani. MATLAB bazen çok ilginç şeyler yapıyor. Evet. Şunu da niye 10.000 yapmıyorsa bilmiyorum. Evet. Sadece yani şurada var. Çok küçük olduğu için görünmüyor. Tekrar dediğim gibi eğer istiyorsanız şunları işte böyle %10'lar falan yaparsanız bakın gayet görürsünüz yani. Şurayı da o zaman -3 değil de -1'ler falan. Belki daha küçük yapmak lazım. Böyle bir şey. Tamam, -1 bile büyükmüş yani. -0.1 yapalım o zaman. Bunlar böyle deneme yani bir kesin şey yok. Evet, böyle bir şey gösterebilirsiniz yani. Evet, bunu kapatıyorum. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. Şu şey yine geldi. Şöyle. Evet. Bu da bu şekilde tamam arkadaşlar. Eğer akım olarak almak istiyorsanız akımı da böyle alabilirsiniz. Veya işte şöyle şunu da yükseltebilirim yani istersen. Şöyle bana kalmış. Evet. Burayı tekrar alabilirim. İsterseniz şunu kayıt da edebiliriz. Save as yapabiliriz. Demin şeyi kaydetmedik sanırım. Ve I'yı kaydedelim. Ve AB'yi kaydetmedik. Yani mesela işte böyle unutmamanız lazım. Hani sonradan bir daha çizdirmek yerine standart hepsi aynı şey üzerinden alınmış oluyor. Eğer işte diyelim şuradan şey aç yaparsak open mesela diyelim ki 5 seviyede şey pardon VA'yı açsın mesela az önceki. Mesela onu da açar, hiç bozmadan açar bakın. Hiç sıkıntı yok. Onu da açtı. Kaydetmişsek eğer. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şöyle mesela diyelim ki şeyi de arttırabiliriz. Hani 5 kHz falan daha yaparsanız gayet uçar bu yani. 5 kHz yaparsanız durumu gayet süper olur o zaman. Ama 5 kHz işte burada ne kadar anahtar var? Şu an 8, 24 tane anahtar var. Tam bunu 5 kHz yaptın yani simülasyonda güzeldi ama gerçekte 5 kHz bunu yapmazlar arkadaşlar. Çünkü bunu hatta böyle 1000 Hz'lerde, 700 Hz'lerde falan çalıştırırlar. Böyle bir inverter ya işte kompansasyon için çalışıyordur ya high voltage DC'de. Yani motor sürücü biraz zor olmaz. Yani olmaz derken yani gerek yok yani çok değişik bir şey olur bu. Bu kadar lükse gerek yok. Şöyle gayet sinüse yakın bir şey oldu arkadaşlar. Yani şu an FFT'ye baksanız herhalde akım daha mı şey oldu? Akıma bir bakmak istiyorum. Gerçi FFT var mı diyor. İki tane FFT var. Bunu kapatmak lazım. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. FFT mesela IA kaçmış? %0.67 yani gayet güzel oldu yani. Çok yani gayet iyi yani çok ideal. Bir inverter için, bir konverter için gayet güzel arkadaşlar. Evet, ama 5 kHz çok yüksek onu söyleyeyim. Yani multilevel inverter için yüksek. İki seviyede işte 5, 10, 20 Hz'ler falan, 20 kHz'ler falan var ama multilevel'da özellikle biz burada 5 seviyeli yaptık. Pardon 5 seviyede 8, evet 8 kere 3, 24. Evet doğru. 24 tane anahtar var. Yani 24 tane anahtarda 5 kHz çok yüksek yani. Yani böyle 1050 Hz, 750 Hz'lerde mesela Satcom'da falan çalışırken orada tutarlar. Çünkü bir sürü kayıp meydana geliyor. Evet arkadaşlar. Burada başka söylenecek bir şey yok. Şu yükün nötr noktasını
topraklarımızı söylemiştim. Bu yük üçgen bağlanabilir. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.